Merhaba, House of the Dragon'ın 8. bölüm incelemesine ve tabii ki bir zaman atlamasına da hoş geldiniz. Sezon finaline çok az kaldı ve yeni sezonun çekimleri de önümüzdeki aylarda başlayacak. Ama dizi hala atlama yapmaya devam ediyor. Bakalım artık nereye kadar sürecek. Onun dışında bol entrikalı, aksiyonu yerinde yine harika bir bölümdü. Her hafta olduğu gibi bütün detaylardan ve kitap göndermelerinden bahsediyor olacağım. Geçen bölümde olanlardan sonra yine Driftmark'ta açılış yapıyoruz. Çünkü deniz yılanı yani Corlys Velaryon hakkında bir takım haberler var. Bir önceki bölümde Laenor'un bahsettiği bölgede yani basamaklar kısmında yıllar sonra tekrar ayaklanmalar çıkmaya başlamıştı. Laenor buradaki olaya müdahale etmek istemişti ama Rhaenyra ile tartışmışlardı. Muhtemelen Corlys bu olaya kendi engel olmak istedi ve o şekilde yola çıktı diye düşünüyorum. Haberin Evenfall'dan geldiğini öğrendik. Buranın da Tart bölgesinin çok yakınında bir yer olduğunu söylemeden geçmeyeyim. Rhaenys eşini 6 yıldır görmediğinden bahsediyor. Geçen bölümde beraber olduklarına göre 2 bölüm arasında en az 6 yıl fark var diyebiliriz. Peki bu süreçte neler oldu? Neler olmadı desek daha doğru olur. Eğer kitapları okumamış olsaydım kafam bu kısımda biraz karışabilirdi. Bir anda çok fazla şey öğrendik. Bazıları gözden kaçmış bile olabilir. Gösterilenlere göre sırayla gidelim. En son Daemon ve Rhaenyra'nın ailelerinden gizli saklı bir şekilde evlendiklerini görmüştük. Değişiklikler prensesin Aegon ve Viserys isimli çocuklarını tanıtmasıyla başladı. Bu çocukların doğdukları dönemi özellikle Aegon'u görmek çok güzel olurdu. Çünkü kitapta bu konuda büyük bir gerginlik yaşanıyor. Alicent ve Viserys'in ilk çocuklarının ismi de Aegon biliyorsun. İsimleri 7 krallığın kurucusu olarak bilinen Fatih Aegon'dan gelmekte. Rhaenyra ve Daemon bu çocuğa da Aegon ismini verdiklerinde Alicent büyük bir tepki gösteriyor. Bunu kendilerine büyük bir hakaret olarak algılıyor ki kitaptaki üstadlara göre bu gerçekten de bir hakaret. Fetih'ten sonra 122 yılına geldiğimizde Rhaenyra bu sefer Viserys'i dünyaya getiriyor. Abisi gibi açık renkte saçlara sahip olan bu bebek diğer kardeşlerine göre çok daha ufak ve güçsüz ama onlara oranla çok daha hızlı büyüyecek. Ancak yatağına bırakılan ejderha yumurtasının hiçbir zaman çatlamaması sebebiyle yeşiller bu durumu bir uğursuzluk olarak adlandırıyorlar. Bir diğer büyük olay Büyük Aegon'un kız kardeşi Helena ile evlenmesi hatta çocuklarının olması. Bu arada karışmaması adına Alicent'ın oğlu Aegon'dan Büyük Aegon, Rhaenyra'nın oğlu Aegon'dan Küçük Aegon şeklinde bahsedeceğim. Çocukları olduğunu nereden çıkardın diyebilirsiniz. Şu sahnede Aegon'un yediği haltlar dolayısıyla annesi fırça atarken Helena içeri girip temizlikçi kızın çocukları giydirmesi gerektiğini söylüyor. Çocuklar diyor çünkü Helena ve Büyük Aegon'un ilk çocukları aslında ikiz. Jaehaerys ve Jaehaera. Helena ve Aegon Targaryen geleneklere göre evlendiriliyorlar. Biliyorsunuz ensest ilişki son derece serbest. Ona rağmen Aegon çok şımarık bir prens. Kitaplarda da cidden burada göründüğü gibi. Kitaplara göre Prenses Helena evlendiğinde henüz 13 yaşındaydı. Biraz kiloluydu ve çok güzel bir kız olduğu söylenmezdi. Ona rağmen sarayda sevilen bir kızdı ve çok iyi bir anne olacağı söylenmişti. Nitekim bu gecikmedi çünkü bir yıl sonra kucağına ikiz çocuklarını aldı. İkiz bebekler çok sağlıklı değiller. İkisinin de çok ufak olduğu söyleniyor. Özellikle bir tanesi Jaehaera çok küçük. Çok yavaş gelişiyor ve bir bebeğin yapması gereken birçok şeyi yapmadığı söyleniyor. Erkek kardeşi de ona göre daha sağlıklı olmasına rağmen herhangi bir Targaryen prensine göre kusurlu sayılırdı. Çünkü hem sol elinde hem de her iki ayağında fazladan birer parmağı vardı. Henüz görmediğimiz çocukları bize neden anlatıyorsun diyebilirsiniz. Unutturmayın hikayenin sonunda buraya döneceğiz. En başa dönüyorum. Waymond Velaryon'un birkaç bölümdür sesi çok çıkıyor biliyorsunuz. Rhaenyra'nın evliliği sebebiyle Velaryon olarak adlandırılan çocuklarının birer Strong olması dolayısıyla Driftmark'taki yönetimin ailede geriye kalan erkeğe ait olduğunu düşünüyor. Aslında onun tarafından bakarsak kısmen haklı diyebiliriz. Çünkü bu çocuklar zaten anneleri dolayısıyla tahta hak sahipleri ve gerçek anlamda birer Velaryon değiller. Ama Waymond'un bunu dile getiriş şekli çok başka olduğu için bu talebi ilginç bir şekilde reddedildi. Ondan da birazdan bahsedeceğiz. Sonraki sahnede ufak bir noktayla prensesin çocuklarının tam anlamıyla birer asil olmadığı detayı verildi aslında. Jace'in yüksek Valeria dilini tam anlamıyla öğrenememesi buna bir göndermeydi. Çünkü Velaryonların da Targaryen'ların da kökenleri eski Valeria'ya dayanmakta. Fakat prens gördüğünüz üzere öğrenme konusunda bayağı zorlanıyor. Ama çalışmaya da devam ediyor. Bu yönünü de takdir etmedim diyemeyeceğim. Prenses ve Daemon kral topraklarına geldiklerinde görüyorlar ki sarayın her yerinde yıldız motifleri var. Buradan da Hightower
tavırların ele geçirme çalışmalarına yavaş yavaş başladıklarını söyleyebiliriz. Viserys'in, daha doğrusu artık Alicent'in meclisinde Lord Beesbury'nin maliye değerlendirmelerine şahit olduk. Geri kalan üyeler çok sıkılmış olsa da ben sadece sarayın muhasebesinden sorumlu olan bu adamı unutmamanız gerektiğini söyleyeceğim. Bu bölüm sanıyorum ki kitaplara en sadık kalınan bölüm olmuş. Çünkü şimdilik bizim için pek önemli olmayan karakterlere bile yer vermişler. Mesela bu adam Sir Eric Cargill. Kendisi kitaplarda Kristen Cole'den sonra Prenses Rhaenyra'ya muhafızlık yapan isim. Bir de Arik isminde bir ikiz kardeşi var. Biraz kraldan bahsedelim. Viserys'e bu bölümde gerçekten çok üzüldüm. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Dizinin kas seçimleri görünüş açısından çok ufak bir oranda sorgulanabilir belki. Ama oyunculuklar açısından daha iyileri bulunamazdı diye düşünüyorum. Çünkü Viserys'in bölüm boyunca çektiği acıyı eminim ki herkes hissetti. Aktör Paddy Considine kesinlikle harika bir iş çıkarmış. Ayrıca prostetik makyajlar ve genel olarak kostümler yine harikaydı. Rhaenyra'yı gördüğü sırada verdiği tepkiler çok güzel. Özellikle torununa kendi isminin verildiğini duyduktan sonra söylediği şey güzel bir göndermeydi elbette. Viserys gerçekten çok acı çekiyor ve o dönemin şifacıları ağrıyı hafifletmek adına haşhaş sütü adı verilen bir çeşit uyuşturucu kullanıyorlar. Bunu Game of Thrones'ta da birçok kez görmüştük. İnsanın aklını bulandırması dolayısıyla Hightower'ların uzun süredir bu yöntemi kullanarak kralı halsiz bıraktığı ve yönetimi bu şekilde devraldıkları düşünülüyor. Daemon'un tepkisinden de anlaşılabiliyor zaten. Alicent'da Targaryen sembollerinin kaldırılıp yerine heykel ve yıldızların getirilmesi konusunda ufak bir atışmalar oluyor. Önceki videolarda Hightower'ların ne kadar köklü bir aile olduklarından bahsetmiştim. Tarihleri de çok eskilere dayanıyor. İlk insanlardan bile eski olduklarını söyleyenler var ve gerçekten de inançlarına çok düşkün kişiler. Targaryen'lar ise neredeyse tam tersi diyebiliriz. Ensest ilişkiler, zina, kara büyücülük dahil olmak üzere geçmişlerinde çok büyük günahlar var ve iki hane arasındaki gerilim çok eski tarihlere dayanıyor. Bir taraf ne kadar inançlıysa diğer taraf bir o kadar sapkın. Hatta fırsatları olsa Hightower'ların Targaryen'ları bir kaşık suda boğacağı bile söyleniyor. İşte bu görüşlerin burada da çarpıştığını görebiliyoruz. Kitaplarla birebir aynı olan şeylerden bir tanesi Prens Aemond'un dövüş eğitimini Sir Criston'dan almış olması. Ama burada artık o kadar büyümüş ki Criston'ı bile yenebilecek duruma gelmiş. Geçen bölümde Vhagar'ı elde edebilmek için bir gözünü kaybeden Aemond çok önemli bir karakter ve ayrıca oyuncu seçiminin kesinlikle harika olduğunu düşünüyorum. Aktör çok karakteristik bir surata sahip ve Aemond gerçekten de o kadar garip bir insan. Çok doğru bir seçim olmuş. Bölümdeki çok önemli şeylerden bir tanesi de Buz ve Ateş'in şarkısı mevzusuydu. Biliyorsunuz Viserys ilk bölümde Fatih Aegon'un gördüğü bu rüyadan kızına bahsetmişti ve sadece varisten varise geçen bir sır olduğunu söylemişti. Her ne kadar finalinden memnun olmasam da kuzeyden gelen kışı duymamla birlikte tüylerim diken diken oldu. Game of Thrones'ta izlediğimiz şeylerin yüzyıllar öncesinde burada özellikle de Targaryen'ların görü yetenekleri adı altında bahsediliyor olması harika bir olay. Game of Thrones'u izlemeden House of the Dragon'a başlayan takipçilerim olduğunu bildiğim için bu videolarda Game of Thrones'a dair spoiler vermemeye dikkat ediyorum. O yüzden neden üstün körü geçiyorsun demeyin. Diyarı soğuk ve karanlığa karşı birleştiren, vaat edilen prensin kim olduğunu zaten izleyen herkes biliyordur diye düşünüyorum. Kral Viserys aile üyeleriyle birlikte güzel bir akşam yemeği yemek istiyor ama ondan önce Driftmark'ın halifiyeti söz konusu olduğu için büyük bir toplantı düzenlenecek ve Viserys son kez de olsa bu salona harika bir giriş yapacak. Hastalığı sebebiyle, bu arada hastalığının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, cüzdan olduğu da söyleniyor. Kendini tahta yanlışlıkla kesmesi sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinde yaraların açılması ve tüm bunların vücuduna yayıldığını da söyleyenler var. Artık her neyse yavaş yavaş bedeni çürümeye başlamış. En son bir gözü de düşmüş olarak gördük. Bu şekilde insan içine çıkmaması için yarım bir maske kullanılmış. Viserys normalde parmakları kesildikten sonra iyice şişmanlamaya başlıyor. O saatten sonra tahta hiç oturmuyor ancak burada bunu değiştirmeleri çok güzel olmuş. Çünkü Daemon'un hasta abisine yardım edişi ve düşen tacını takdim edişi bence çok güzel bir sahneydi. Aralarında her ne olursa olsun Viserys kardeşini her zaman çok seven bir abi oldu. Her fırsatta onu affetmeye çalıştı biliyorsunuz. Artık Daemon'un da abisine olan saygısını görmüş olduk. Bu arada abisi bu hale gelmişken Daemon'un bir gram bile yaşlanmaması durumu biraz garip olmuş. Ne dersiniz, yani bu adam bir vampir falan mı? Zor bir şekilde de olsa kralın gelip doğru olanı yapması sonucunda Daemon'dan bir çıkış daha görüyoruz. Ama bu kendisinin son isyanı olacak çünkü prenses ve çocukların ettiği hakaretler dolayısıyla Daemon icabına bakacak.
Herhangi bir tehlikede ya da problemde Daemon'un ve Viserys'in Rhaenyra'yı koruma çabaları beni çok mutlu ediyor. Ona ne kadar değer verdiklerini görebiliyorsunuz. Kitapta da Waemond'u öldüren kişi Daemon ama orada farklı olarak kafasını Syrex'e ediriyor. Ceset temizlenirken de çok küçük bir detay daha var ve bu benim çok hoşuma gitti. Rhaenys Waemond'un başında beklerken yabancının onu birçok kez ziyaret ettiğine dair bir şeyler söylüyor. Buna benzer bir şey de ölmeden önce Harwin Rhaenyra'ya söylemişti ve yine burada konuşmuştuk. İnançlarına göre yabancı ölüm tanrısının ismiydi. Bu yemek Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği tablosu gibi, fırtına öncesinde yaşanan son mutlu andı diyebiliriz. Verdiği kararlar tartışılabilir olsa da Viserys gerçekten de iyi bir insandı. Son olarak ailesini bir arada görmek kadar doğal bir isteği olamaz. En azından bir süreliğine de olsa ailesinin de onu kırmaması güzeldi. Alicent'tan emin değilim. Rhaenyra'nın söylediklerinde samimi olduğunu düşünüyorum. Lyanna ve Daemon'un kızları, yani doğal olarak şimdiki eşinin kızları ile kendi oğullarını nişanlama gibi bir fikri vardı. Ve bu yemekte bir aracı olacaktı aslında. Ta ki Aegon'un ayarsız davranışları ve Aemond'un önüne bir domuz getirtmelerine kadar. Biliyorsunuz geçen bölümde kardeşleri henüz ejderhası olmadığı için bir domuzu süsleyip getirmişlerdi. O da bunun üzerine tam anlamıyla kitapla birebir olan bu konuşmayı gerçekleştiriyor. Jace'in Helena'yı dansa kaldırmasıyla Aegon'un sinirden köpürmesi dahil olmak üzere. Bu sahne kafamda nasıl canlandırdıysam o şekilde tasarlanmış. Sadece domuz detayı yok. Aemond yeğenleri adına bir konuşma yapmak istediğinden bahsediyor ve konuşma sırasında onları övmek isterken burada olduğu gibi ne kadar güçlü olduklarına dair birkaç kez özellikle baskı yapıyor. Anlamını biliyorsunuz zaten. Yine tehlikenin karşısında Daemon'un duruyor olması da güzel bir detay. İsminin birincisi, Andalların, Roynerlerin ve ilk insanların kralı, yedi krallığın lordu ve diyarın koruyucusu kral Viserys fetihten sonra 129 yılında hayatını kaybediyor. En başta Helena ve Aegon'un henüz görmediğimiz çocuklarından bahsetmiştim. İşte fetihten sonra 129 yılının 3. ayının 3. günü Kral Jaehaerys ve Jaehaera'ya dedelerinin mamutlar ve devlerle birlikte savaştığı hikayeleri anlatırken yorgun düşüyor ve uykuya daldıktan sonra bir daha uyanmıyor. Hükümdarlığı 26 yıl süren Kral Viserys'in yönetimi tarihte hep 7 krallığın en refah dönemi olarak ama aynı zamanda iç savaşın başlangıcı olarak da bilindi. Burada ise son anda kırdığı potla mı diyeyim, giderek attığı gol mü diyeyim, yaptığı şey siyahlar taraftarı olan kimseyi mutlu etmeyecek. Çünkü Alicent'a hiç olmaması gereken bir mesaj verdi. Onun da Aegon isminde bir prensi var ve bu durum artık ortalığın tamamıyla karışmasına sebep olacak. Son nefesini verirken kameranın ısrarla hançere odaklanması ve birine aşkım şeklinde seslenmesi çok güzeldi. Bu kesinlikle Emma olmalı çünkü onu hiçbir zaman unutmamıştı zaten. Haftaya sezonun 9. bölümü. Game of Thrones izleyicileri bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Genelde final bölüm değil sezonun 9. bölümünde olanlar olur ve biz de şaşkınlıklar içerisinde izlemeye devam ederiz. Bakalım House of the Dragon'da onu yapabilecekler mi? Ben bölümü yine çok beğendim ve düşüncelerim bu şekilde. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Videoların daha çok kişiye ulaşması için beğenip yorum yapmanızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Sinema ve televizyon haberlerinden haberdar olmak için beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Kanalın gelişimine katkıda bulunmak isterseniz de açıklamalardaki Patreon linkinden bağış gönderebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.